Games'ten herkese merhaba, ben Hakan. İstanbul Kıyamet Vakti isimli oyunda Şifa Rehberi'ne sizlerle birlikteyiz. Tank Rehberi'nden sonra Şifa Rehberi'ne tekrardan devam ediyoruz. Dörder bölümlük seriler halinde gelmeye devam edecek videolar. Şifamızda ben makinamızı atmıştım. Sizlere her zamanki gibi yetenek dağılımıyla başlayayım. Lafı da fazla uzatmadan. İlk başta 15 olması gereken her şeyi bir 15 yapalım. Daha sonrasında puanları ayarlayacağız. Fakat öncesinde karakterde artı 5 olduğunu ben tekrar hatırlatayım. İlk başta iyileştirmeler 15 olacak. Daha sonra şifa bilgisi ve can verme. Daha sonrasında dirençler 15 ve can kurtaran 15 olacak. Karakterde artı 5 olduğu için 10 puanı büyük bozmaya yapacağız. Artı 5 olmayanlar 5 puan yapacak büyük bozmayı. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında 3 puanımız artı kalıyor. Onu da çağrıya 1 puan, iyileştirmeye 1 puan, iyileştirme çemberine ve meditasyona 1 puan vereceğiz. Daha sonra yerleştirmeyi yapıyoruz klavye kısayollarına. Bende 4 puan boş kaldığı için ben ejderha eksili böyle koydum. Tabi buna biraz dikkat etmek gerekiyor çünkü kudretimiz 99 olduğu gibi elimiz iksire değerse can kurtaran atarken veya birini kaldırırken iksirimiz boşa gidebilir. Onun için dikkatli olabileceğiniz bir yere koymanızı sizlere tavsiye ederim. Daha sonrasında direnç puanlarımız kalacak. GVM X'te biliyorsunuz ateş ve asit ağırlıklı. Ama biz elektriğe verdik. Neden elektrik? Çünkü dışarı çıktığınızda savaşabilirsiniz diye ve içeride sizlere farklı herhangi bir ek görev düşmeyecek. O yüzden şifacı sınıfında ateş ve asit vermeye pek gerek kalmıyor. Elektriği diğer yandan 240 yapmanın faydası da şarteller arasında şen iksir veya folklor iksir içerek bir de item takabilirsiniz veya M2.5 element gözü mor olabilir veya normal olabilir. O zaman elektriğinizi 1000 yaparsınız. Bu sayede şartelleri hiç kapatmazsınız. Elektrik sizi öldürmez fakat diğer arkadaşların da tabi elektriği 1000 yapması gerekiyor önlemek için. Ama naçizane tavsiyem şartelleri kapatarak gitmeye çalışın ve 240 puanınız elektrikte kalsın. En azından böylesi şifa için daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. GBMX grubunu kurduktan sonra anlatıma devam. Evet, grubumuzu kurduk. Şu an içerideyiz. Tankı fulleyerek başladım. İlk başta yapmamız gereken hemen kendimize can kurtaran atmak. Daha sonra direnci vereceğiz. Hemen ardından büyü bozma deniyoruz. Evet, ilk denememde tuttu. 10 puan vermiştik. Daha sonra ben şöyle bir hayvan yönlendireceğim hemen. Şu anda grupta can kurtaranı öncelikli sağlam olan kişilere tutalım. Daha sonra ise oyun anlamında, yani kim daha iyi oynuyor, kim kötü oynuyor, daha iyi olan kişiye vereceğiz can kurtaranların önceliğini. Hemen kudreti doldurayım. Tabi bende rehber olduğu için full bir karakter. Sizde normal bir asa olacak. Yaklaşık 1000 veya 1500 bir şifayla giriş yapmış olacaksınız. O yüzden elinizde inat kram bulunmasında fayda var. Daha hızlı kudret doldurmak açısından. Evet. Boş kaldıkça çağrı yönlendirelim. Tabi kudret durumunuza bağlı bu. Hemen şöyle büyü bozmaya atalım. Evet, tank ve büyü bozma atıyoruz zaten. Biz niye atıyoruz diye soracak olursanız, hem gruba yardımcı olmak açısından hem de refleksleriniz gelişir bu sayede. Hemen boş kaldıkça oturmaya bakın. Evet, yetenek dağılımında şöyle 4 puan ejderhayı koymuştuk. İksir bittikçe çekeceğiz oradan. Grubun zora düştüğü anlarda. Evet, can kurtaranım bitti. Takibi çok iyi yapıyoruz arkadaşlar. Tank hariç herkese vereceğiz burada. Tabi süresi yetiyor bazen. Tanka da yetişiyor. Ama tanka vermeye gerek yok. Zaten canı yüksek. Evet, meditasyonda elimizden geldiğinde açıp kudreti fulleyelim. Evet, can kurtaran verecek adam kalmayınca biraz boşta sendelelim. Evet, şurada arkadaş yardımcı olalım hemen. Slot bitmiş.
Evet, şu ana kadar daha çember kullanmadım. Onun için tank videosunda anlatım yapmıştım. Tankın hedef saptırma vermesi gerekiyor. Şöyle slot az kaldığında hedef saptırma almadan da açabilirim. Şöyle bakayım, birisinin can kurtaranı gitti. Evet, aynen devam ediyorum. Bu tarafa doğru gelir mi acaba askeriye? Gelmedi. Hemen yönlendirmemi yaptım. Çağrı slotu yavaşlatırken arkadaşlar hemen öldürdü onu. Evet, menzil dışına dedi. Yetişemedim. Şöyle can kurtarını atmaya devam ediyoruz. Bu arada bizdeki bitti. Evet, şurada bir çember açalım. Burada çarşı karışabilir. Hemen açtım. Can kurtaran. Hemen ardından canımı da bastım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu etki. Yavaşlama etkisi. Slotlar da aynı şekilde sizin üzerinizde bu etkiyi sağlayabiliyor. Boş kaldığım gibi hemen oturdum. Yine kendimden başlayarak can kurtaran atmaya devam ediyorum. Büyü bozmamı attım. Tutar veya tutmaz. Şansa da bağlı. Evet, tank videolarını söylemiştim. Arkadaşlarımız şurada ana yoldan ilerleme yapıyor. Ama diğer yandan kendimize avantaj sağlamak istiyorsak şurada kemerlerin altından da geçebiliriz. Kemer, duvar, artık ne derseniz. Evet, şöyle ben hemen geçeyim size. Evet, bu arada altta benim virüs programı kendini güncellediğinden altta bildirim gelip duruyor. Ekranda görünmüyordur umarım. Evet, şu anda dirençler bitti. İlk 5 dakikayı tamamladığımız anlamına geliyor bu. Şöyle uygun bir mesafeye geçip hem direnci hem de çemberi açtım. Aynı zamanda can kurtaranları da vermeye devam ediyorum. Şöyle çöpleri toplarsak iyi olur. Evet, şu anda herkeste can kurtaran var. Şöyle bir senatora vereyim ben. Uzakta kalmış bayağı. Şöyle hemen maratonlara girdik. Tabi orada bir tane slot kaldı. Sonrasında erg var. Yine tank rehberi videolarını izlemeyip de burayı görmeyen arkadaşlar için ben böyle yolun sonuna kadar gideyim. Evet, yolun sonunda böyle bir erg küresi var. Bu slotlara can basıyor. Çıraklara, kalfalara, makinalara vesaire. Ki özellikle GBMX'e. Evet, çöpleri de böyle toplara kendinize para kasabilirsiniz. Diğer yandan sizlere şöyle tılsımlardan da bahsedeyim. İyileştirme çemberi 2-1. 1-1. Tılsım büyü bozma 1. Bunu başta söylemiştim. Ve meditasyon tılsım var. Tabii ek olarak da birkaç tane daha tılsım ekleyebiliyorsunuz altı. İki kırmızı ve iki tane mavi olmak üzere. Bu arada karakterin ayağı çıkmış, daha yeni fark ettim. Şöyle bir can kurtaranı attıktan sonra çembere bastım. Burada slota yönlendirirsek daha iyi olur ama seçemedim orada. Evet, slot yavaşlayınca arkadaşlar daha rahat dalıyorlar. Evet, şurada kendime can kurtaran atmayacağım. Şimdi senatör eğer açıkta kalırsa onu kurtarın. Evet, deprem geldiği anda can kurtaran ona bastı. Daha sonrasında çember atmam gerekecek tekrardan. Çemberimiz bitti. Ama iki can da, o yüzden gerek yok. Grubun canı 5 veya 10 gibi az sayıları düşerse o zaman atalım. Evet arkadaş, çekeceğinden dolayı
Önce bir onu attım çünkü ben hala slotların menzilindeyim. O yüzden kortekslerin bana gelme ihtimali çok düşük. Dolum yaparken burası ilk durağınız olsun. Şöyle sizlere göstereyim tekrardan. Görevi buradan alacaksınız cincizini. Büyü bozmanı atmaya devam ediyorum buradan. Ve örsü buradan alabilirsiniz. Ben hatta örs olayım. Makine yaptıktan sonra bir bölge girmiştim deneme amaçlı. Evet, hemen canları yeniden full diyelim. Evet, bu çemberde pek kimse ölmez. 1302 çember gidiyor. Hemen meditasyonu olabildiğince açık tutmaya çalışacağım. Bizim işimiz şifasmak, can kurtaran atmak ve en önemlisi direnç tutmak. Bazı gruplar direnci bir girişte alıyor, bir de GBMX kesimi yaparken. Ay ya, bozamadım ama neyse ki gücümüz yetişti. Hemen şöyle fullleyelim. Çemberi attık. Normalde hedef saptırma olmadan çember açmanızı pek tavsiye etmem. Grupların seri olup olmadığını bilemiyoruz. Şöyle ben yönlendirirsem gayet güzel olacak. Evet, çemberden olabildiğince uzak duralım. Tabi burada arkadaşlar ayrılınca çarşı karıştı. Evet, meditasyon süresini %30 uzatan bir tılsım da alması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam şifacı için. Onu kullanabilirsiniz. Süreniz burada 45 veya 30 yapıyor diye biliyorum. Elinizde asanız olmayacak. O yüzden tekrardan hatırlatayım. İnat kıranı mutlaka karakterinizde bulundurun. Evet, çırak da varmış. Ben burada bir çemberi mecburi açacağım. Şurada büyücüyü kurtardıktan sonra ona da cam basayım. Ve biraz uzağa kaçtım burada. Evet, anladın sen. Arkadaşımız bayağı bir yakalanıyor. O yüzden ona özenle bakmaya çalışıyorum ölmesin diye. Evet, burada çırak zihin gelmiş olabilir. Dediğim gibi o yüzden oturamadık. Veya şartelin ötesine birisi geçerse oturamayız. Evet, direncimiz bir kere daha bitti. Evet, sürekli açmaya çalışıyorum. Meditasyonu özellikle hiç eksik etmeyin. Hemen şöyle slotlar azaldı. Ben bir artık çember açayım. Burada iksir çekeceğim. İksirden çekinirseniz sizin için ve grup için büyük sıkıntı olur. Benim size yine verebileceğim nacizane tavsiyelerden biri, iksirden kesinlikle çekinmeyin. Bir laf vardır, üşenenin çocuğu olmaz diye. Burada da iksirden üşenirsen itemin olmaz. Tabi iksir içtim diye itemin düşme garantisi yok. Ama kesimin garantisi var. Grubu ilerletirsin. Ve de işte olsun. Yani oyunda ve gerçek hayatta her zaman ilk izlenimler önemlidir. O yüzden girdiğiniz bir grupta adınızdan sık sık bahsettirin. Zaten sizi beğenirlerse arda arda alırlar. Genelde Eminönü sunucusunda gruplar aynı girmeye çalışıyor. Ki bunun da örneğini bizim sunucu gayet iyi biliyor. Şöyle can kurtaranlar tutmaya devam ediyorum. Tankta size bahsetmiştim. Nasıl şarter tutulur? Nasıl kaçırmama yapılır? Hepsini tekrardan göstereyim ben burada. Şimdi tank arkadaş orada bekliyor. Bir yandan da Artemisia orada riskli bir hareket yaptı. Evet. Onun orada olmasını tam anlatacakken şartel bizi havaya uçurdu. Şöyle cana bakalım. Eksi 18.000'e gelmiş neredeyse. Gelmesini bekledim ancak gelmedi. Olabilir. Her zaman profesyonel gruplarla gireceksiniz diye kayda yok. Ancak grubumuz iyi olur böyle hatalar diyerek tekrardan kesimimize dönelim.
Şöyle meditasyonumu açtım. Ölen arkadaşlara da tabii şurada can ve direnç desteği yapayım. Biz gidene kadar elimde asa var. Kudret dolar. Orada meditasyonumu açtım ben. Siz de burada yolda yürürken inat katanı takabilirsiniz. Şöyle bakayım, tanka da verelim. Zaten başka kimse yok burada. Evet, LP'ler zaten havada uçuşuyor. Burada kesimin olduğunu görebiliriz. Şöyle hemen canı basayım. Senatoru da attık. Can kurtaranı. Evet, büyü bozmuş olduğundan hemen slotları kesmeye başlamış arkadaşlar. Evet, elle böyle bir asayla siz de burada ilerleyeceksiniz. Kime atalım, ne yapalım? İyice şaşırdım. Aslında baştaki işaretlerde durmam gerekiyordu. Neyse, kapattım. Hemen arkadaki şartele koştum. Şöyle bir can kurtaranını verdim. Orada arkadaşları kurtardım. Onlar çırak kesimi yaparken ben şöyle bir menzilledim. Bayağı hızlı çıktılar. Ben bunu beklemiyordum. Olur da geriye geliriz diye. Ölmemek için şartelleri ayarladık burada. Slotları baya baya temizlemişler yani. Bize de fazla bir iş kalmadı burada. Şöyle bir senatora bir can kurtaran atalım. Evet, ilk kesim anı gelene kadar şöyle birazcık bastıralım. Evet, bana bir bozma gelirse çok iyi olur. Evet, tank da sarsılmazdan çıkar çıkmaz ona hemen çemberi yükledim. Bakalım, şurada 45 yanda kalmış. Evet, makine zaten çember açtığınızdan sizin üstünüze gelir. Bir de can kurtarı verdim. Can kurtarını verdik. Çok güzel oldu. Ölmeseydi iyiydi ama. Evet. İksirin faydaları bu da. Evet. Can kurtaranla onu kurtardım. Can kurtaran gelmese deprem ardından makine vuracak. Ölüm sebebi oydu. Evet, şuradan bakabiliriz. GVM-70'ler öldürmüyor. Ama süründürüyor. GVM-71'ler solucan item giyerseniz büyücüler de öldürmüyor. Şifacılar da zaten candan fazla olduğundan pek bir şey fark etmiyor. Evet, burada arkadaş göründüğünden slotlar geri geldi. Tabii ben bu arada kurtarabildiğim herkesi kurtarmaya çalıştım. Orada tabii makinenin heyecanını yaptı biraz arkadaşlar. Hemen tekrardan buraya gelene, buraya tekrardan gelene kadar vakit kaybolmasın. Ben tekrardan buraya geldiğimizde açayım. Evet, bu arada grubumuz baya baya makineyi veya slotları, daha doğrusu makine öldü orada. Makineyi baya bir taşıdı. Yani şöyle emaları giyip koşmaya devam edeyim. Aynı zamanda giderken can kurtaranları da dizmeye devam ediyorum. Baya baya slotları kesmişler. Ben orada grup ölür diye düşünmüştüm. Ama tank işinin ehli çıktı. Onu da tebrik ederim burada. Şöyle can kurtarını verdik. Hemen direnci açtım. Senatör orada bir tane direnci almadı. Evet, grup çekmeden hemen oturdum. Kudreti doldururken arkadaşlar da çekimini yapmaya başladı. Şöyle bir kendime can kurtaran atayım.
Evet, orada sıyıya çember atarken bir yandan herhangi bir büyücü yakalarsa can kurtaranı olmadığı zaman öldürüyor büyük ihtimalle. Tabii üstündeki itemlere de biraz bağlı. Elin can kurtarana değil, gittik tanka da can kurtaran attık. İşte böylesine bir şifa olun. Gruplar sizi havada kapar. Hemen boş kaldım gibi oturdum. Tabii üstünde çember etki vardı. Hemen gitti. Buna sevindim. Tabii buradaki taarruz ve sıyıyı keserken bu tarafta kalan taarruz ve çırağı da menzil atmış arkadaşlar. Onu fark ettik. Evet. Şöyle hayvanla salayım. Maksat kudret doldurunca oturmanın bir anlamı olsun. Evet, kutsallı durdu şu anda. Bunu çaktırmadan arkadaş fili attı. Evet, oturmaya gerek yok. Zaten eldeki asa yeterli derecede kudret sağlayacak bize. Yani biraz can kurtaran istedim, iyi olacaktı. Sekiz saniye var. Bende de bitti can kurtaran. Şimdi can basarsam makine bana gelecek. O yüzden hemen can basmıyorum. Şöyle can kurtaranı verdikten sonra çembere basıp canı makineye yükledim ve kalfa tabii hemen yerde. Burada hayvan salacağım. Büyülerden yalnızca bir kişinin test atması yetiyordu. Senatör attı yavaşlaması için. Evet, şu 2183 Tesla'dan geliyor can. Yarı yandan dikkat etmedim ama acaba hayvan can veriyor muydu bunu, yani çağrı. Onu bir sonraki makinede görelim diyeceğim. Makine kalmadı sanırım başka. Şöyle bir düşüneyim. Yani bu tarafta hiç yok, evet, makine kalmadı. Ama Gaffar tarafına geçerken o bölümde bakalım çağrı can veriyor mu vermiyor mu. Orada 1483 gördüm. Acaba Tesla ile mi alakalı, başka bir Tesla ile mi? Ondan emin olamadım. O yüzden size yanlış bilgi vermiyor. Evet, grupta tabii herkes full can kurtaranları dizdim. Artık bir zahmet grupta işlerini bitirsin slotları. Evet. Can kurtaran bakacağım burada. Aslında kutuba gerek de yoktu. Ama can kurtarana ve şifaya saygı diyerek arkadaşlar kutubu açtı. Hemen meditasyonumu açtım. Daha sonrasında köpek ve yol var biliyorsunuz. Hemen şöyle ben bir yerleşeyim yerine. Kudreti dolduralım. Dediğim gibi siz full olmadığınızdan dolayı kudret sıkıntınız olacaktır. Şifaların başlıca sorunu bu. Asa düşürmeden. O yüzden inat kıranla kudret doldurun ve yanınızda bol bol ejderha iksir bulundurun ve para bulundurun. Parasız iksirsiz bölümü girilmez. Bu kuralı tekrardan sizlere hatırlatayım. Bunu ilkiniz yapın. Bu ilki sizi başarıya götürecektir. Dışarıda onca şifa varken neden seni alayım sorusuna yaptıklarınız ve bulundurduklarınız cevap verecek zaten. Büyücüler birazdan konsantrasyon açacak. Ben de bir yandan büyü bozma yapmaya çalışıyorum. Evet. Konsantrasyonlar geldi. Köpek gitmedi. Kritik sorunu vardı galiba. Şöyle bakayım bir ruh ikisi var mı diye. Yanından da şöyle can kurtaran kontrolü yaptım. Bakalım neler varmış burada. Evet, yolda dirence gerek yok. O yüzden direnç açmayacağım. Şöyle 2, 4, 6 kişi olduğumuzu görüyorum. Ya da açayım ben burada. Çünkü sizin gözünüzden oynuyorum ben bunu. Neden açtık derseniz, yolda gerek yoktu. Ama
Olur da elektriğiniz, internetiniz kesilir. Grup dirençsiz kalmasın yani, ileri kadar en azından gitsinler. Grubunuz zaten çok çok kuvvetliyse o dirençle ikisi dahi keser. 4M1 veya 5M1. Nasıl girdiyseniz. Evet, yine arkadaşlar tabii kalktı burada. Ben hemen can kurtaranlar dizdim. Evet, bu kez daha iyi oldu. Ama yine gitmedi. Yani iksir de üretmedim. Sizlere şifa anlatacağım diye. Ek olarak verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi ruh iksiri bulundurmanız. Veya şurada İbn-i Sina gördünüz. Bakın, yanlış görmediysem evet, İbn-i Sina var burada. İbn-i Sina iksiri de çekebilirsiniz. Sizlere avantaj sağlar. Tabi şifaya eğer benim gücüm yetmiyor diyorsanız, yani daha doğrusu şifalamaya gücüm yetmiyor diyorsanız İbn-i Sina çekin. Ama eğer 7000 civarı falan veya 7500 civarı basabiliyorsanız, ki yaklaşık 1000-1500 arası şifayla girdiğiniz zaman o kadar can kritikte basılıyor. O zaman ruh içebilirsiniz ama onun dışında ruh içmeyin. İbn-i Sina için daha iyi olur. Çünkü ruhta da her zaman kritik gelecek diye bir kaydı yok. Üstünüz full değil. Kritikler biraz sıkıntılı. Evet, şöyle kontrolünü yaptım. Bakalım, herkes konsantrasyona kalktı. Evet, bir türlü kesim olmadı. Sıkıştırma deneyelim. Bakalım sıkıştırma olacak mı? 3 tane deneme bence yeterli. Şöyle hemen yazayım. Bir diğer yandan hemen hayvanı saldım. Ben şöyle yazayım. 50 kons diye. Onların da zaten süresi geldi. Sıkıştırma yapmayacaklar gibi görünüyor. Evet, 50 de kons dedik. Şöyle hayvanı saldım. Bir yandan da Tesla salsalar aslında iyi olacak. Evet, bu arada kim düştü? Senatör düştü. Hiç iyi olmadı. O gelmeden de bu kesilmez. Çünkü büyücü sayısı yeterli olmasına rağmen hasar yetersiz. Hemen sıkıştırma deneyelim o gelene kadar. Yani gördüğünüz üzere rehber videosu olmasına rağmen sıkıntılar çıkabiliyor. Yani sırf sorunları görebilin diye aslında bir yandan da bu güzel bir uygulama gibi bir şey oldu. Ama dediğim gibi karşınıza birçok zorluk çıkabilir. Çünkü siz tek başınıza, grup tek başına ayrı bir yer. İki farklı dünya. Yani nasıl olduğunu bilemezsiniz. O yüzden önce kendinize bakın. Daha sonra gruba ayak uyduracaksınız zamanla. Yani kimseye laf etme vesaire, başka şeylere konuşmaya gerek yok. Grupta işinizi yapmaya odaklanırsanız. Diğer gruplar da sizi alır. Şöyle bir can kurtaran atayım ben. Bakalım sıkıştı mı bu? Yok. Sıkıştırmayı anlatmıştık. Şuradaki baca bloğu gibi bir şey var burada. Ve kalorifer bezleri şu nesnenin arasında. İçlerin, yani şurada içlerinden geçerken biz de kutubu açıyoruz. Yani büyücüler. Şöyle hayvanı da saldım çağrıya. Bakalım kurtarabileceğiz mi? Ama girmedi gibi görünüyor. Bakalım, oldu. Evet.
Evet, bu arada ben bir köpeği kesmişler. Evet, tam burada. Hemen büyü bozmamı attım. Can kurtaranlar aynı şekilde devam. Burada çemberi açık tutacağım. Hemen tankı fulledim. Büyü bozma yerlik yapmaya devam ediyorum. Evet, kutup atarlarsa iyi olacak. Biraz geç kaldılar. Şimdi arkadaşa kaldırma yaptıktan hemen sonra anladın sen onun karakterine bakmam gerekiyor. Bakalım kime atış yaparsa ona can kurtaranla hemen bir bakış yapacağım. Bakalım şu an için iyi. Hemen büyü bozmayı attım. Evet, kutubu attı arkadaşlar ve Doğu Savaşçısından madalyamızı aldık. Evet, kanatma etkisi olan arkadaşları hemen koruyoruz önce. Evet, grup genelde burada madalya alıyor. Bir kişi Galata sembolü. Nadiren zırh veriyor. Yol savaşçısı. Hemen şöyle bakalım. Kim boştaysa can kurtaranlar atmaya devam ediyorum. Evet, artık aşağıdaki erk yolu kaldı. Hemen haritadan şöyle gösterelim. Bu yolun sonunda sağ tarafa gidiyor. Evet, hemen haritada görüldü. Ergi aldıktan sonra X kesimini yapacağız. Şöyle iksir çekimden hiç oynamaya, oyalanmaya hiç gerek yok. Bir bozumunu attım. Şöyle bir tanktan bir HS isteyeyim bakalım. HS verirse yani pek gerek de kalmadı. Slot hemen öldü. Evet, çırağı yeniledikten sonra aşağı geçeceğiz. Bir daha kesmeye gerek yok. Evet, büyü bozma bir kere daha kurtardı. Şöyle bakıyorum. Evet, herkes de can kurtaran var. Tankı da şöyle fulleyip arkada Artemisia büyücüsüne can kurtaranı attım. Evet, biraz köpekte vakit kaybı yaşadık. Ve benle birlikte bir kişi daha düşmüş. O yüzden 380 dakikaya kadar geriledik. 420 dakikayla başlıyor burası. Evet. Hedef saptırmayı aldık. Hemen çemberimizi açtık. Tabi diğer yandan arkadaşlarımız dalarken slotlara biz de burada şartele tekrar bakalım. Aslında bakmamak gerekiyor da bazen açılıyorlar. Hemen şöyle canını fullledim. Şurada yolun tepesi tarafında gördüğünüz slotlar nasıl geldi. İlk öldüğüm yerde. Aynı o şekilde bir kazaya tekrar kurban gitmemek için. Hemen şartları kapattım. Evet, zaten Tesla varmış, yavaşlattı onu. Canı azalmış. Fark etmedim. Evet, arkada bu arada çırak canlandı. Şuradaki vuruşlardan anlayabiliriz. Evet, katil taarruz. Yine bir can aldı. Şurada zihin gelirse güzel olur. Hemen ergi kesip menzil atmamız gerekiyor burada. Evet, onlar ergi keserken ben gitmeye başlayayım. Burada bizlik bir iş yok. Et kesildiğinden önce puanı geliyor zaten. Özür diliyorum. Çırağı kestiğimizde. Şu an çırak zihinli. O yüzden çırak etmeyeceğiz. Şöyle ben hemen gideyim. Hatta burada bir tane de İbn Sina çekelim. Diğerini de Gaffar'da kullanacağım sizin için. Zaten bayağı sağlamdık. Hepten sağlam olduk. Artemisia sanırım zihinledi onu. Umarım öyle yapmıştır. Evet. Şöyle baktım, benim haricimde herkes de var.
Kudretin dolarda olmaz. Tekrar bir can kurtarın verdim. Evet, dilencimizi açtık. Şurada bakabiliriz. Evet, İbn-i Sina'sı olmayan veya ruh iksiri olmayan arkadaşlar. Burada ateş veya asit iksir içebilir. Ben burada grup iyi olduğundan çemberi sürekli açık tutacağım ama siz grubun tabi iyi olup olmadığına kendiniz karar vereceksiniz. Onların yaptıkları işlere göre. Hemen bir bakalım. Evet, ilk kons geldi, 2 geldi, 3 geldi. Artemisia, hadi sen de kal. Kim kalkmalıysa, birisi bana kalkmadı gibi geldi ama. Hemen şöyle kontrolümü yapacağım. Evet, şu anda bana bakıyor. Evet, Senatora güzel bir hamle yaptım orada. Can kurtaranı anında verdim. Evet, şu an direnç gelirse tankın canı büyük bir hızla düşüş yaşıyor orada. O yüzden erkenden kullemeye bakıyorum ben. Kanatmaları da anında bozdum. Evet, diğer yandan da büyük arkadaşlar. Büyü bozmasına baktı, orada direncini kırdı. Evet, kritik atmama rağmen yetişmedi. Orada yaklaşık 13-14 can verdik. Evet, burada da can kurtaranım güzel bir kurtarma yaptı. Çemberi tekrar açıyorum. Burada zaten artık fizik bir şey pek kalmadı. Büyücü arkadaşlar halletti sağ olsun. Evet, açayım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Neler oluyor? Mevlana ayakkabı düştü. Arkadaşlar, sizin de şansınıza gerçekten çok iyi oldu bu. Artık full bir şifa. 3770 yani, artık bu da gruba bakamıyorsa biz ölelim. Evet, sizler de artık GBMX'te neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir sonraki durağımız Gaffar olacak. Orada da İbn-i Sina ekseri saklamıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.